Arkadaşlar merhaba, şu anda Kocatepe, Kızılay, Kocatepe Emeş Üretim Birleştiği yerdeyiz. Burada bir yürüyüş var. Evet arkadaşlar, buradaki kitle AKP'nin il merkezine yürüyor şu anda. Evet arkadaşlar, şu anda karşıda çevik kuvvetli tomalar ve akrep ve panzerler de konuşlanmış durumda gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, çevik kuvvet şu anda kaslarını takıyor, hazırlıyor, başlıyorlar. Evet arkadaşlar, burada bir basın açıklaması yapılacak. Geçeceğiz. Herkesi bizi boşmadan oraya geçeceğiz. Şimdi
Arkadaşlar Ankara Emekli Demokrasi Köşkü'ne adına Tomo BKK'dan özel 60 arkadaşımız basın açıklamasını okuyacaktır. Basına ve kamuoyuna. Yaklaşık 40 gündür Taksim Gezi Parkı süreciyle ilgili İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Adana, Mersin, Samsun, Edirne, Kayseri, Mersin başta olmak üzere ülkemizin dört bir tarafından yurttaşlarımızca sürdürülen mücadele haklılığını ve meşruluğunu kanıtlamıştır. Taksim'i kimliksizleştiren ve Gezi Parkı'na topçu kışlasını dayatan planlı değişikliğine karşı idari yargının verdiği imdat kararı mücadelemizin haklılığını bir kez daha göstermiştir. Görülmüştür ki 27 Mayıs 2013'ten bu yana Taksim Gezi Parkı'na yapılan müdahalenin hukuksuz olduğu, halka açık bir alanın polis tarafından çıkart edilmesinin kanunsuz ve hukuka aykırı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Her yer Taksim, her yer direniş, her yer Taksim, her yer direniş, her yer Taksim, her yer direniş. İstanbul Valisi pazartesi günü yaptığı açıklamada Gezi Parkı'nın İstanbul halkının kullanımına açıldığını söylemiş. Bunun üzerine Taksim dayanışmasının çağrısıyla Gezi Parkı'na giden İstanbul halkı parka sokulmadığı gibi hiçbir uyarı yapılmadan AKP'nin polisinin saldırısıyla karşılaşmıştır. Polisin bu saldırısının İstanbul Valisi'nin emriyle yapıldığını biz biliyoruz. Bu da yetmezmiş gibi Taksim dayanışmasını oluşturan emek, meslek ve demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve yöneticileri içinde olmak üzere yüze yakın arkadaşımız hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmışlardır. İstanbul Valisi hukuk ve yargı kararlarını yok sayarak suç işlemiştir. Ankara Emek, Meslek Örgütleri ve Demokrasi Güçleri olarak polis saldırısını, gözaltıları ve tutuklamaları şiddetle kınıyoruz. Taleplerimiz şudur ki, Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye'deki tüm meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına, dini engellemelerin son verilmesini, ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını, Taksim Gezi Parkı'ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en temel demokratik hakkını kullanmayı engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve uygulayan binlerce insanın yaralanmasına, beş yurttaşımızın ölmesine neden olan sorumluların görevden alınmasını, gaz bombası ve kimyasal suların kullanılmasının yasaklanmasını, ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan tutuklanan arkadaşlarımızın tekrar serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Ankara Emek, Meslek Örgütleri ve Demokrasi Güçleri olarak dayanışmamızdan, taleplerimizden ve kazanmamızdan vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Gözaltı serbest bırakılsın! Gözaltılar serbest bırakılsın! Gözaltılar serbest bırakılsın! Bu daha baştan güç, mücadelere devam. Bu daha baştan güç, mücadelere devam. Değerli arkadaşlar, o sesimizi bozmadan yürüyüşümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, burada AK Parti il binasının AK Parti il binasının orada bir basın açıklaması yapıldıktan sonra şu anda kitle tekrardan Güven Park'a doğru yürüyüşe geçiyor. Merhaba. Park'a doğru geri gidiyor.